Yani 40 yıl değil, 1000 yıl düşünsem aklıma gelmez. Restoran için alışverişe çıkmıştım. O kafenin San Sebastian cheesecake'i düştü aklıma. Yani resmen içime dolmuş. Ben bunları görünce bir meraklandım tabii. Hemen ciplerine konumlandım. Ben bir bomba bekliyordum ama yani onlar füze attılar. Ay, hala şoktayım. Olabilir mi böyle bir şey? Ay, gerçi öyle kaldı. Ama harika itiraz etmedi. Telefonu var mı şu Fuat'ın? Bende yok ama bulurum bir şekilde. Tamam, tamam. Gerekirse ben de bulurum. Bilgi için teşekkürler. Harika. Gerçekten de servet avcısının kralıymış. Zafer de başkasının oğluymuş. Hala dehşet içindeyim. Bir de geçmişine bakmadan sen kalk pumpkinime çamur at. Zaten insan denen varlık kendini bir bilse. E peki ne yapacaksınız? Önce bunu teyit edeceğim. Sen şimdilik Zeynep'e hiçbir şey söyleme lütfen. Bu Fuat çok işimize yarayacak. Neredesin sen? Buradayım işte. baban ne yaptı? Kesin uçmuştur havaya. Uçtu, hem de ne uçtu. Onur gelsin, seni benden istesin dedi. İyi mi? Hiç güleceğim yoktu. Ya, o değil de sonsuz söylediği şeye takıldı kafam. Annem bizim evden gelin çıkmanızı istedi. Onun hatırına gelinliğinle buradan çık dedi. Nereden vuracağını iyi biliyor tabii. Şimdi düşününce köksallar çiçek çikolata ile Samet'ten kız istiyor. Süper resim. İyi misin sen? Bir şey mi takıldı kafan? Şey ya, bugün tesadüfen Neslihan'ın sevgilisini gördüm, Fuat'ı. Onu görünce senin böyle yüzün düşüyor. Kimdi o ya? Anlatacaktın hani. Sana gelmeme sebep olan adam o işte. Ha, bardaki şikolo. O mu? Hı hı. Ay zaten kafamı kurcalayan bir tek o kaldı Merih. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Geçen gittim konuştum. Hayır ya sen söyle Neslihan'a dedim ya da ortalık sakinleşince gidip ben söyleyeceğim dedim. Ne dedi? Ne desin? Çok aşıkmış. Neslihan çok başkaymış. Onur'un beni değiştirdiği gibi Neslihan da onu değiştirmiş. Gözü başka hiçbir şey görmüyormuş. Doğrudur belki. Yani Neslihan güzel kadın, hoş kadın. Ya bırak Allah aşkına Merih ya. Daha geçen bana rüşvet teklif ediyordu. Eğer susarsam Köksallar ailesine gelince beni görecekmiş. Öyle dedi. Sen şimdilik Zeynep'e hiçbir şey söyleme lütfen. Bu Fuat çok işimize yarayacak gibi. Öyle deme ya. Yani bize yapılanı biz başkasına yapmayalım Pumpkin. Tanımadan yargılamayalım. Hem nihayetinde dışarıdan bakınca biz de insanlar onun gibi görünüyoruz. Ya istersen önce bir gözlemleyelim. Ya tamam da ya geç kalırsak? Ya kızı dolandırırsa? Hayır bari gidip Neslihan'a söylesem belki onlar kendi aralarında bir şekilde Onur'la bizim hallettiğimiz gibi hallederler. Yani eğer yaşadıkları şey gerçekse hallederler. Canım yani Nesli öyle kolay tufaya gelecek bir kadın değil ki. Korkma. Ya bir haftada batmaz. Şu nikahı bir atlasalım, bakarız ha? Aa, saat kaç olmuş? Hey. Ne oldu? Onur gelecek, sürpriz yapacakmış bana. Hadi ben hazırlanıyorum. Bombalar, bombalar. Patla patla bitmiyor. Teşekkür ederim.
Sen çıkabilirsin Engin. Davetimi geri çevirmeyip geldiğiniz için teşekkür ederim. Geri çevirme şansım var mıydı emin değilim. Vardı diyemem. Peki, benden ne istiyorsunuz? Zafer Köksal'ın gerçek babasını. Hamit Bey. O beni biraz aşar. Kimden bahsettiğimi anlayacak kadar zekisin bence. Onu tanıdığını biliyorum. Figen Hanım. Gerçekten kimden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ayrıca neden sizin için bir şey yapayım ki? Harikanın aksine benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Seni Hamit ve Neslihan'a seve seve satarım. Hamit'in tersinin ne kadar pis olduğunu bilirsin. Hani şu hapisteki adam. Neydi adı?